kokulu sigara. Kimine göre tüy kakaola ve ülkemizde 18'in yarısından fazlasının kullandığı zehir dolu oral bir alışkanlık. Zararlı mı? Bence faydalı. Sizce hocam? Vallahi ben doktor olarak ne diyebilirim ki? Babam günde 3 paket sigara içerdi. Çok sağlıklı bir insandı. Allah rahmet eylesin, 60 yaşında öldü. Hocam birçok sigaranın faydası var. Mesela sigara sosyalleştirir, sakinleştirir. Güzel bir dayaktan sonra bir köşeye geçip bir sigara yakmak insanı acayip rahatlatır. Güzel bir dayaktan sonra mı? Evet. Dayaktan sonra sigara iyi gelir. İyi gelir hocam. Başka sonra ders çalışırken zihni çalıştırır mesela sigara. Başka faydaları? Bir de aslında zararlı olan kısmı da var tabii. Faydası var ama zararlı olan kısmı da var. Sen mesela, faydalarını say, faydalarını. Faydaları mesela sosyalleştirir. Yani birimle tanıştığın zaman ateşin var mı? Sigaranızı alabilir miyim der gibi konudan girip adresini alıp sonradan arkadaş olabilirsiniz. Tavlama metotları. Aynen, o tavlama metotlarına giriyor. Sigaranın böyle bir faydası da var yani. Muhakkak, muhakkak. Daha sonra ne diyeyim? Mesela kilo almanızı engeller sigara. Zayıflatır. Tabii mesela spor yapmanıza sebep olur sigara. Gecenin bir saatinde bir bakarsınız sigaranız bitmiş. Bir koşu gider marketten sigara alırsınız. O da büyük fayda. Evet, spor yaptırıyor sonuçta yani. Daha ne sayayım, binlerce faydası var benim için. Say say, bütün faydalarını say. Hocam sonra mesela ders çalışırken sigara içmek zihin açıcı olur. Ondan sonra ne diyeyim yani bir de ekonomiye çok büyük bir katkın olur. Sigara içmenin büyük faydaları bunlar. Daha sonra ne bileyim işte çiftçi ve tarım sektörünü desteklemiş olursun. Ambalaj, kağıt sektörüne büyük bir katkın olur. Konsantrasyonu artırır dersiniz. Felaket arttırır hocam. Bütün yani, çalışanlar, öğrenciler sigara içmeli. Bence hepsi içsin hocam yani. Ben günde bir paket içiyorum yani. Maşallah. Evet. Yani. Koronaya yararı var mı? O artık sizin dalınıza giriyor hocam. Vallahi sigara içenler koronaya yakalandıkları zaman akciğerlere daha çabuk iniyor. Akciğerlere doğru giden siliyer yapı var. Onlar balgamı ve mikropları atamıyor. Dolayısıyla onlar maalesef ölüyor. Demeyin ya. Vallahi böyle yanları da var sigaranın. Sen faydalarını say ya. Hocam daha ben saymakla bitiremem ki, daha birçok faydası var. Birçok faydası var bunun. Yani benim bildiğim faydası var yani. Aklıma gelmiyor şu anda. Siz o söyledikten sonra artık benim aklıma bir şey gelmiyor yani. Peki zararları yok mu bunun? Olmaz mı? Zararları da vardır muhakkak ama biz şimdi ne bileyim gençlik herhalde. Şu anda biz zararını aldırmıyoruz yani. Arka arkaya yapıştırıyoruz, trencilik oynuyoruz. Ne çakmak ne kibrit kullanıyoruz. Hocam arka arkaya içiyoruz bu sigarayı. Yani. Peki sigara konusunda bir de böyle paketlerde yazıyor sigarada kuş kalkmaz diye. Onu biliyor muyum ha? Hocam bana öyle bir hiçbir etkisi olmadı. Maşallahımız var yani. Senin maşallahı var ama herkesin maşallahı yok. Yani belki ileride. Olabilir, belki ileride olabilir ama... Biraz akciğer kanseri de yapar. Yani evet, bu yanı da var ama hiç bana öyle bir etkisi yok hocam. Bana gayet faydalı yani. Bu sigara bana yarıyor hocam ya. Nüfus sayımını halleder, erken öbür dünyaya gönderir. Bir de o kısmı var değil mi hocam? Vallahi aslında zararlı kısımları da var ama ne bileyim ben... Hocam içiyorum yani sonuçta bu paketi. Bana bu konuda kimse akıl vermesin yani. Bana zararı yok bu sigaranın. Günde ben bir paket, iki paket götürüyorum yani açıkçası. Yani çok büyük faydası var bana, ne bileyim, zihin açıcı, sonra bir şey yazarken, üretirken bayağı bir katkısı oluyor bana yani hocam bu sigara. Hocam böyle, hani böyle ben o sigaradan bir saat, iki saat içmeyeyim, sonra bir tane sigara yakayım, Allah yarabbim anlatamam hocam, sanki bir yetmişlik rakı içmişim. O derece böyle kokain etkisi yaratıyor bende. Yani bir iki saat sigara içmeyeyim, bir tane sigara yakayım, Allah yarabbim nasıl biliyor musun kafam? Oh! Ulan sen kokain mi içiyorsun da etkisini biliyorsun? Hayır bunu yani tıpta da söylüyorlar kokain etkisi. Denedim bir gün bakayım dedim bu kokain etkisi nasıl oluyor. Bir tane sigara yaktım böyle. Bir gün içmemiştim sigara hatırlıyorum. Bırakacağım dedim bunu aleti. Ama baktım olmuyor. Bir tane yaktım. Allah yarabbim. Mükemmel hocam ya, süper yani. Hatta diyorsun ki içki içtiği zaman sigara içmeden durulmaz. Aynen. 70'lik bir masa kurduğun zaman, sofra kurduğun zaman bir sigara mükemmel geliyor hocam. Çok iyi geliyor. Evet, sigaranın çok büyük faydaları var. Bir de öldürmese, bir de akciğer kanseri yapmasa, evet, bir de mesane kanseri yapmasa, bir de koronalı hastaların, sigara içenlerin
ölüm oranı artmasa sigara çok güzel bir şey. Niye hocam, madem bu sigara yapmışlar, içinden o zararlı olan şeyleri çıkarsınlar, madem saydığınız zararlı olan maddeleri çıkarsınlar, faydalı bir şey olsun. Olmuyor mu? Vallahi bunu hiç düşünmemiştim. Bunu sigaracılara, fabrikalara bunu söyleyeyim. Evet, yani bence de çok faydalı olur gibi geliyor yani. Özet, sigara içmeyin. Bence de içmeyin. Kuşa da zararı varmış. Ben sana bir tane fıkra anlatayım mı? Anlatayım. Lazım biri gitmiş sigara ısmarlıyor. He. Sigara paketlerinde de öldüren resmi var. Bir de kuş kalkmayan var. Demiş ki Laz, lütfen bana öldürenden ver. Kuşum kalsın istiyorum diye öldürenden ver. Zaten kuş öldürmek sen de öldün demektir hocam yani. Çok erkeksin bir cümle. Çok erkeksin. Öyle, öyle yani evet. Hocam. Allah da yaşatmasın zaten de. Yani sigara, no, evet ben bugüne kadar faydalı biliyordum ama o diğer yan etkilerinde duyunca bence içmeseniz daha iyi olur. Ben kararımı verdim. Siz de verin. Ne karar verecekler? Bıraksınlar mı, devam mı? Bıraksınlar, bıraksınlar. Sigarayı evet. Bıraksınlar. Çok zam geliyor zaten bu sigaraya. Yani çok az içen olursa bari biz de belki ucuza içeriz. Hocam sigara faydalı bir şey. Bence sonuna kadar sigara içsinler. Ben de diyorum ki sonuna kadar sigarayı bıraksınlar. Bence sonuna kadar içsinler. Sigara faydalı bir şey. Başına. İçin, için ölün. İçin, için yaşayın, hayatta yaşayın. Zaten üç günlük dünya. Karar sizin.